Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selamu aleyküm. Şöyle bir şey vardı ama varamadım, onu da söyleyeyim size. Kabı Kavsi'nin Risale'de geçen metinleri vardı. Metinler vardı. Onun altında izahları vardı. Çekmişim demek ki, kaydetmemişim herhalde. Çektim ama. O defteri getirmeyeyim dedim şey yapar diye. Ama şöyle bir süreç takip ettim. Onun için anlatıyorum. Metin var. Anladığımız Risale-i Nur'da. Sonra onu o zaman anladığımın dışında sonra bir daha ben kendi okurken bu metin üzerinde anladıklarımı işaret etsin diye veciz cümlelerle ifade ettim. Onu okuyacağım. Sonra okuduğum mesela aynı yeri başka zamanda okudum. Ondan okuyorum. Metin orada yani. Demek için beyan ediyorum. Hemen bir şey attı kendime göre. Bunu birisinin eline geçerse okuyacağız ama itiraz edeceğini bildiğim için başına şunu koydum. Benim haritalı ve enfusi derslerden kastım bugünkü kendi kuşağım insanları kastım değildir. İstifadesini nazara almamışım. Gelecek kuşaklar içindir. Bu sonra anlaşılacak. Zaten hiçbir zaman kendi bulunduğu zamanda bu mana anlaşılmamıştır. Tarih öyledir. Bunlar sırların sırlarıdır. Risale-i Nur kaynaklı olduğu için bunu gayet rahat diyebiliyorum. Sırların sırlarındaki kastım şudur. İnsan sırdır. Allah söylüyor çünkü. Herkesin sırrı vardır diyor hadis-i kutsi'de. Benim sırrım insandır. Ben de insanım diyor. Bizim için de sır. Peki, insanın en büyük sırrı kimdir? Kendisidir. Dolayısıyla bu insani derstir. Yani insanın kendi dersidir, içsel seyahatıdır'nın adı sırların sırrıdır. Mesela Geylan Hazretleri'nin böyle bir sırlar hazinesidir diye kitabı var. Girin bakın, insanı anlatıyor. Mesela 218 şualardaki insanı tarifi var 20. Onu bir hale getir Murat. Sırlar hazinesi diye bir kapağına yazarsın. Yani sır, insan için en büyük sır kendisidir. Dolayısıyla benim haritalı veya enfusi derslerin bulunduğum kuşağın istifadelerinden ziyade gelecek kuşaklar içindir daha çok. Bunlar sırların sırrıdır. Sır insandır. İnsanın sırrıdır bunlar. Boğaz'ın insanlarıyla benim pek işim yok ve kalmadı diye hemen itirazını önceden kapattım. Biz neredeyiz o zaman abi? Biz gelecek kuşaktayız. Öyle mi? Yani bu niye yazın kendi defteri? Bu bir şekilde elle geçer. Bundan sonra konuşacağımız da o tarzda. Ya ne anlatıyor ya? Doğru söylüyorsunuz. Sakın itiraz etmeyin. Doğru söylüyorsunuz. Ve dostlarıma da söylüyorum. Beni sakın savunmayın. Dersleri de savunmayın. İhtiyacı olan olur. Herkes kendisini inşa eder. Öyle girdik. Kainat parça parça iken kainat, arş, arş-ı azam, lef-i mahfuz, cehennem, alem-i misal, gönlüm. Parça parça iken, kainatta mec'ul, insanda en denilen bir şeyle, bütününün bilgisi ve keşfidir. Bütünün bilgisi ve keşfidir. En'e. Yani en'i fark ederek kainatın bütünlüğüne geliyorsun, keşfediyorsun. O şualarda dün akşam şey yaptık ya, işte bu zerrecik vücudum, hadsiz vücudun aynısı, nihayetsiz inbisat ile hadsiz vücutların kazanmasına vesile diyor ya, şualarda hatırlarsınız.
İşte kainat aslında baktığın zaman bir bütündür. Yani böyle küldür yani. Ama mesela bu insan vücudu küldür. Ama her bir organ cüzdür. Ama her bir organda bir DNA var. O DNA cüz'idir. DNA'ların toplamı külliyidir. Yani dolayısıyla kainat küllüdür. Ene başta bunu koyduk. Ene fark edilme nispetinde kabı kalpsen anlaşılıyor. Çünkü bütünsel bir bakıştır. Çünkü Kur'an söylüyor kabı kalpsen ve etna. Ev etna. Yani kabı kalpsen tanımını üstad vermiyor. Kur'an kendisi veriyor. Ve yay olarak söylüyor. Ama oku demiyor. Gidelim bakalım. Bak kabı kalpsen üstad vermiyor. Ev etna. Kabı kalpsen ev etna. Yani bu ulema niçin Allah bu örneği verdi? Ve lillahi meselül alem ayettir 16:16. En iyi misali Allah veriyor. 40 icazından bir tanesi mucizevi misal vermektir. Bu aya nispet etmiş. Bir şey anlatacağım. Galibinize gidecek. Bazı ulema yayların uçlarıyla meşgul olmuş. Bazı ulema yayın kendisiyle meşgul olmuş. Bazı ulema yay nedir diye meşgul olmuş. Bazı ulema insanın karşıtı nedir? Çok garibinize gidecek şey. Bazı ulema hani var ya Kur'an'ın anlattığı var. Bir de anlatmak istedikleri var. Anlatmak istediği anlattığından çok fazladır. Bazı ulema demiş ki bu kabı kalpsende yay vermişse okunu da anlatmak istemiş. Oku, ok insandır demiş. Tek yay diye düşünüyoruz. Oku düşünmedik. Evet. Allah bir fırlattı. Yay nedir biliyor musun Gafur? Canımın benim. Bak iyi dinle abi. Çok acayip bir şey de. Şecere hilkat kabı kavsenin şeysidir. Şurada. 1, 2, 3, 4. Hak ediyor bunları konuşmaya. Başkası yer var mıydı? Buraya mı koymuştun? Masada lalenin arkasında. Ha evet. Şurada asla abi. Ne yaparım? Olmaz. Tahtanın. Ha şurada. Özür dilerim. Tamam. Yani bir grup da orada var yani sağda da. Öyle mi? Ha. Yani kutunun içinde ne var? Bozmayın bir daha diye yeni açmadım. Mahiyeti zatiye. Şuurat-ı zatiye. Bütün cemi, zatı ve subutu sıfatlar komplesine sıfatı ilahiye. Esma-i ilahiye. Bu 146 kalın ince meslevide Allah bu kainatı yaratmadan önce ne yapıyordu sorusuna böyle deniyor da biz şey yapıyoruz. Mahiyeti zatiyesi, şuunat-ı zatiyesinin şuunat-ı zatiyesi, sıfat-ı ilahiyesinin sıfat-ı ilahiyesi, esma-ı ilahiye tecelli ediyordu böyle. Sonra ne oluyordu? Şöyle. Sonra tekrar kendisine böyle, bilmiyoruz keyfiyetini, böyleydi. Tamam. Şuraya kadar ki alana açık olsun. Artık bunları açacağız. Açık olsun. Vacibul vücut. Vücut. Şuraya Murat, tamam abi, zatı
vacibul vücut. Şunlar berzak mı oldu? Hayır. Yani aldılar. Hepsini aldım abi. Almadığım şey kalmadı. Şunat yok gibi gözüküyor da buradan vacibül vücut da onun için soruyor. Var, şunat zatiyede. Ha. Nerede abi? Ha şu bir zat-ı vacibül vücudu olsun. Geniş yaptınız, vacibül vücudu dar yaptınız ya. He. Onun şu, kıyasını evet. Söylüyorum. Çünkü burada vücut burada. Yani zat-ı sıfatı vücut, vahdaniyet, beka, muhalefetin ilavadis, kıdem, beka, tekvin orada ya. Vücut orada. Şunat kapsamıyor değil mi abi orası? Yok kapsamıyor. Yani zatı vacibül vücudu, vacibül vücudu ayırdınız. Ayırdık yani. Tamam. Ayırdık. Ondan sonra hemen size bir müjde şey yapayım böyle biraz böyle. Bu madem kamptayız böyle sarsılsın. Vücuda ben baktım da vücudun içerisi hani tekvinin içinde ne vardı? Bir sarsıldık değil mi? Adem vardı. Evet. Adem görünce vücudun içerisinde vahdet, ehadiyet, vahdaniyet gerçi zat-ı sıfatlar var ya. Hani bunların asılları var. Yani mesela bütünü teke vücudun kaynakları orada yani. Mesela ehad ve vahid esmadır ama buradan çıkıyor. Bu vahdaniyetten çıkması gerekmez mi onlar? Hani sıfatlardan yakışmaz mı? Vücut olarak değil o. O direkt şeye bakıyor. Zata bakıyor. Vücut mertebelerinin vücut. Ona gireceğiz diye söylüyor. Tamam. Allah'ın izniyle. İnşallah. Bu vacibül vücut deniliyor. Tamam mı? Evet. Şimdi kabuk karşısında şimdi şey yapacağız. Allah nasıl gelmiş? Şimdi abi bir şeyin her şey, her şeyin bir şey olduğu bir formülse bu formül vücudun içinde mi? Vücudun içinde abi. Onu anlatmak istediğimde Allah razı olsun. Yani her şey, yani bir şey bir şeydir, bir şey her şeydir. O vücutta işte. Vücut onun hepsini cem etmiş. Ama bu hiçbir şey değil yani konuşacağım şey yine bu. Acayip bir şey ya. Ama kolay değil o yani. Bir ağacın dalını, budağını, kökünü, yaprağını, kokusunu çekirdekte koymak. Yani bir düşünebiliyor musun? Bir de neyle? Harf ve yazı kullanmadan. Şekil. Harf ve şekil kullanmadan. O ağaç misalinden gidersek, bizim gördüklerimiz dal budak mıdır? Esası çekirdek midir? Yoksa biz çekirdeği görüyoruz, dal budağı ağacı mı görmüyoruz? Ağacı görmüyoruz kardeş. Ha. Biz çekirdeğin içindeyiz. Ha, biz çekirdekteki uyanınca kanuniyetleri görüyoruz. Biz şu an dünya var ya, bu alemlerin çekirdeğidir kardeş. Biz şu anda çekirdekteyiz. Ve biz bu anda ölmüşüz. Ancak öldüğümüz alemde ölenler diriliyor. Mutu kablente mutu. Ölmeden önce ölünüz. Şu anda dünya çekirdektir. Şeceri filkatın çekirdeğin içindeki zerratız. Ve güneşten, onun için anlamlandıramıyoruz. Biz vücudun suretlerini görüyoruz. Şimdi. Yani suretteyiz. Kanun, biraz ilerlersen işte bu derslerle. Kanuniyet insandadır. Her şeyin bir dört mertebesi var ya. Aha. Suretidir, kanuniyetidir, hakikatidir, mahiyetidir. Ne suretlerini de gören yoktur. Suretlerinin farkı ancak adam minibüs dolmuşçuluk yapıyor. Parayı görüyor oradan oraya. Bodrum'dan havalimanına. Yani bunu gördü mü? Suret de değil. Sureti de gören yok. Mesela şu kız sesi. Mesela adam senin mesleğine söylüyor. Belediye geliyor. Mutfak, tuvalette takış. Geliyor, imzalıyor. Ve işte arsaları kazanıyor, para kazanıyor, alıyor seni. Kar zannediyor. Tamam mı? Birisine rüşvet alıyor, kar zannediyor. Çakka atıyor böyle. Başkanım ya, hava atıyor. Bu suret mi şimdi? O bile değil, neyse. Başkan diyelim. Cumhurbaşkanlarıdır. Dedim demedim, uçak uçurdum falan. Allah hiç surette de değiliz. İnsanlar dediniz ya, yaşadıklarının farkında bile değiller. Kısacası o. Yaşadığın farkında değil. Yani orada biz vücudu kıyas etmiştik. Vücut mevzusunu. Evet. Şimdi bu bütünselliğin kaynağı. Yani suret, kanuniyet, hakikat, mahiyetin cemi. Vücut. Şimdi şurası bütün
ağacın meyveleri, meyvedeki çekirdekleri, kokuları, tadı, bu yani ağaçta ne varsa çekirdekte olduğu gibi o çekirdeğin adıdır. Yani herhangi bir şeyin adı değil. O bütünselliğin adıdır. Meçhul. Burada ben var mıyım? Her bir ben şuradan her bir bene ben. Yani ene. Tamam mı abi? Şimdi şurası burası ağaç da ağaç ağzım ne kadar farklı. Detayına girmeyeceğim tabii. Bu aradaki alemleri, cenneti bile yazmayacağım. Yani böyle genelde yazınca cennetin yeri yoktur. Yok yani burada. Burası kürs. Nefsin ve şeytanın takıldığı insan, insan olduğumuzu fark ettiği zandır. Çoğu insan insan olduğunu bilmiyor. Şu yaşarken. İnsanları peygamberler insanlık makamına çıkartıyor. Bağ bu insaniyettir ki ismi Hakk'ın cilvesidir. Hak ismine mazariyet de insan insan olduğunu anlar. 11. hakikat. Bağ bu insaniyettir ki ismi Hakk'ın cilvesidir. Ne oluyor? 11 tane sıfat var doktor. 11 tane sıfatı fark eden farka gelir, furkanlaşır ve insan olduğunu anlar. Enel atıkıl Kur'an o zaman demiş. Hazreti Ali. İşte onu, bu konuştuklarımın zuhurat yeridir, kürs. Şeytan buraya kadar miraç yaptırabiliyor. Miraç yaptırabiliyor. Burası da ana şey olarak levh-i mahf ispat. Alemi berza 7 kat semavat alemi şehadet burada da Murat'ın burada oturuyor. Gafur yok. Burada sınav. Kapı karşısında konuşacağız. Şurası... Kapı karşısını yazmadınız. Yazacağız. Şimdi yazacağız. Bu mudur, bu mudur? Aşağıdan da mı? Bu çizgiye mi denilir, bu çizgiye mi? Aşağıdan üstündekine diyorduk. Arşazın üstündeki çizgi. Meçhul. Yani şuna mı? Mezahtır abi. Mezahın alt. Şey yani, evet meçhulün bir alt. Ok insansa yukarısı. Öğrendiniz mi? Şimdi bu böyle çizdik ama bu yok ki. Çünkü o mezahtır dediğin vücudu yok. O zaman bitişiktir. Allah Allah. Nedir? Yok ki vücudu. Bunun adı mezahtır. Yani, zaten bitiştirmemek için onu koyduk araya. Evet. Ama şöyle de... Bitiş dersek de başka iş karışacak. Yani şöyle yapsak ne olur? İşte... Onu anlatmaya çalışıyorum. Bak hemen ihtilaf başladı. Kimimiz dedi ki budur. Öyle öğrettin sonra ihtilaf. Öğretmedi. Benle beraber konuştuk. Biz öğretmen bir şey yok. Salim Hoca'ya... Senin vazifene bu bulundu ben hocam. Var desek şirk olacak, yok desek o da olmaz. Şimdi bak, şimdi beraber okuyayım. Şimdi bu desek acayip, bu desek acayip, bu desek. Yani işte bundan ihtilaf etmiş ulema. Onu göstermek için istedim. Bu mudur? Burası mıdır? Sanki üstteki gibi dur. Peki nasıl anlayacağız? Bak, nasıl anlayacağız? Hepsi de doğrudur. Dedi ki üstteki gibi duruyor, alttaki gibi duruyor. Sebebi şu, şunu silebilir miyiz kaptan? Ben söyleyebilir miyim abi? Tabii söyle abi, şunu siliyorum kaptanım. Diyor ki, kalabı hadisesine kadar geldi, orada refrefe binip gitti diyor. He, refref nereye aittir?
Kaan Kansan'a kadar mı geldi? Oradan refrefe bindi. Geçiyor. Bak. Ve şeyde Miraç. Şunu buradan alıyorum abi. Şurayı. Değil mi? Şurayı. Şöyle alsam. Kaan Kansan'a gelmeden refrefe biniyordu herhalde. Tabii tabii. Kaan Kansan'a refrefe çıkıyor. Tabii canım Kaan Kansan'a. Yok. Ver diye hatırlıyorum. Şunun yönü şu yukarıya neydi abi? Mana. Burası? Nur. Nur yönü. Niçin farklıdır diye görelim diye beraber görelim. Ama bunu diyor. Çünkü gördüğünü söylüyor. Ben gördüğümü siz görmüyorsunuz ki şu anda. Çünkü ben sizin arkanızı görüyorum. Ama sizin gördüğünüz ben görmüyorum. Arkamı görüyorsunuz. Adam gördüğünü söylüyor. Diyor ki budur diyor. Bunu demek ki böyle böyle bakıyor. Önündekini görüyor. Adam diyor ki yani adam derken tabii yani ahit. Budur diyor. Çünkü buradan bakıyor. Nurdan manaya bakınca. Anladınız mı? İkisi de doğrudur ama bana kalırsa hiç bakmak lazım diyor abi. He, bana kalırsa burayı sileceğim, şu veya sileyim, şöyle yapayım. Şu çizgiyi neye farklıdır? Farkı anlattım. Kabı, kav, seyin. Hadi bakalım. Aşağı çiziyordunuz, bugün yukarı çizdiniz. He, böyle. Bundan sonra böyle mi? Peki. Buradan hiç çizmeyeceksiniz. Burası. Sizin bakalımız. Kabı. Kav, Seyn. İkisi de doğru. Tamam. Doğru. Allah, o zaman yani iş değişti ama. Çünkü Allah diyor ki Kav, Kav, Seyn, Ev, Etna. Ben şimdi az önce baktım. Diyor ki imkan ve vücut diyor ki Arş-ı Azam. Siz onu tabii ondan belki boyut aldınız. Arş-ı Azam şöyle metni hemen söyleyeyim abi. Ta daire-i azamiyetin unvanı olan arş-ı azamına girecek ta kab-ı kavseyne yani imkan ve vücub ortasında kab-ı kavseyn ile işaret olanından makama girecek diyor. Evet. İmkan ve vücub ortasındaki makam olunca o arası oluyor. Şu. Osman'ın şu. Tarafta ortası olmuyor. Osman'ın bu mu? Evet. Ortası. Ama o zaman oldu bizim meçhul kab-ı kavseyn arasındaki ya iki kab-ı kavseyn. Öyle mi? Evet. Yani ikisinin ortasında kab-ı kavsen değil de... Yok, mecul. Mecul kab-ı kavsenden üstündür. Çünkü kab-ı kavsene girmiş. Ama onun yukarıda... Ha, o zaman şey, buraya da ne diyor biliyor musun ustad? Kalı Mester-i Nuri'ydi. Eski Usaid. Orası ölüm velakettir diyor. 641'de. Ölüm velakettir. Buraya giremez. Ama kab-ı kavsene girdi. O zaman bu siliniyor, budur. Yani imkan ve vücub ortasında deyince bizim anladığımız mecburi yani anlatıyor. Esma'yı yani çizgisine Kab-ı Kavseyn'i niye çektik? Yani buraya bazı ulema böyle diyor diye ben hepsini... Ama o zaman vücuba girmiş olur yani. Vücuba girmedi yani Esma'nın... Ama oraya çektik çizgiyi. Olmaz diye. Şimdi mesela şimdi niye ikisini konuşsaydık olmazdı bak. Bunlar konuşuyorsun, Osman konuşuyor, kardeş konuşuyor. Bu çizgi pek olmuyor. Niçin olmuyor? Çünkü bu vücudu yok. Mesela kab-ı kavsene girdi diyor. Hani bazı ulema çok araştırdığım için hastalık seviyesi neydi bir ara? Şu çizgiyi diyorlardı. Mesela bunu diyen şey Geylani. İmam-ı Rabbani Hazretleri buraya diyor. Tamam. Metnin devamında şöyle diyor abi. Hadi. Okuyayım mı? Oku. Ta daire-i azamiyesinin ünvanı olan arş-ı azamına girecek. Ta kab-ı kavseyne yani imkan ve vücub ortasında kab-ı kavseyn ile işaret olunan makama girecek. Gelecek. Ve zat-ı celil-i zülcemal ile görüşecektir ki şu seyri sülük ise miracın hakikatidir. Evet. Şimdi ben hepsini görelim diye yaptım. Geylani şöyle dedi tamam mı? O kutsi zatanı var ya şey dedi. Böyle zatım ne yücedir tesbih ederim. Bütün şeyler ayağımın altındadır. Demesinin sebebi şurada kendisini hissetti. Ama şey imamı Geylani aslında imamı değildir. Kutup da değildir. Kutbun ashabıdır.
Ama şey, usul denk edelim diye söylüyorum. İmam-ı Rabbani Hazretleri imamdır. Asıl imamıdır. O zaman onu tavsiye ediyor ve siliyor şimdi. Bunu gördükten sonra. Niye? Şeyi siliyor. Esası, usul, yani edile-i şeriyede hangisidir? Usule gideceğiz. Öyle coşma haliyle söylediğimiz olmayacak. Hani ikisini de görelim diye. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Sir. Şu anda avucumun içinde ne var? Allah. Avucun içinde ne var? Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz değil mi? Yok. Peki, oradan sonrası ölüm ve helakettir diyen, bilmediği yer hakkında nasıl konuşabilmiş? Onu da bilmiyorum. Demek ki... Ama usulden gidelim mi yani biraz? Kaydeden gidersek şudur. Şunu siliyoruz. Osman bakar mısın abi? Şunu siliyorum abi. Şunu. Çünkü kabuk kalpsene girdi. Yani o zaman biz o meclülün 20 ile bilebilir ama. İhata eden mi? Nasıl? Onu öyle düşünelim mi her zaman? Yani hangisi? Yazdığımız gibi düşünelim mi? Yukarıyı da kabuk kalpsene şeklinde. Tabii ya. Ama yani... İşte zaten öyle demezseniz şu metni anlayamayız o zaman. Evet. Yani imkan ve gücük ortasındaki kavga kavsayın ile işaret olunan makamlar girecek deyince... Şuraya bak. O aşağıdaki çizgi şu. İmkan ve gücük ortası değil. Ama bu mecul kavga kavsayın değil. Tamam. Değil. Mecul'ü kim söylüyor? Ona şey yapalım. Daha önce çizdiğim şeylerde Nur-u Muhammed'i, kavga kavsayın, Kur'an, hepsini beraber şey yapıyordu. Tabii tabii. Bu gene aynı değil de hani tahta ufak olduğu için... yığılmak olmasın diye. Bunu mesela yapar şöyle. Bu Nur-u Muhammed'i. Burası için konuşursak noktaya nokta koyamazsın. Böyle takya koyacaksın. Ha. Şimdi gelin bu o. Gelin mi? Gel abi. Şimdi bu meseledeki sıkıntı şu. Niye? Bir şey yapıyorum Asu ki bu otursun yani. Altla üstün, alt diyenin üstü arasındaki diyenin farkı şu. Niye İmam-ı Rabbani alt dedi? Şimdi hani hepimizin sürekli konuştuğumuz bir mesele var ya, o mudur, ondan mıdır? Ondan kavramın içine girmesi için buranın olması lazım. Bura yoksa her şeyi o diyeceğiz üzerine. O zaman meclülü buraya değil yukarıya taşımak lazım. Bu meclül burada olmaz. Meclülü yukarıya taşırsan, yani şu vücut dairesine taşırsan meclülü, o zaman diyeceksin ki kab-ı kavseyin burasıdır. Bu işin sınırı budur. Ama dersen ki bu o değildir, ondan kavramını ehl-i sünnet ulemasının şeyine çıkar, ıstılahına sokarsan ondan kavram işin içine girdikten sonra burası olmalı artık. Yoksa bu, önce odur diyenler burayı zaten hayalata sayıyorlar. Yoktur diyor. Ondan sonra hiçbir şey yoktur diyerekten akla yaklaşmış diyor. Mesela hani bu tarz şeyler konuşulması için yani ıstılaha ondandır kavramı girebilmesi için, imkan kavramı içerisine girebilmesi için burası olması lazım. Eğer sen ne zaman ki imkan kavramını kaldırırsan o zaman şuradaki bir mecule gerek kalmayacak. Bunu da buraya taşıyacaksın. Her şey vücub olacak, her şey olacak. Ondan başka bir şey yok ki ne olacak ya? Yani. O zaman kab-ı kavseyinin alt çizgi olarak değerlendirebilirsin. İkisinin bakış açısındaki şey bu abi. Farklılık bundan kaynaklanıyor. Alt diyen mi alt dedi, üst diyen mi üst dedi. Üstad da kab-ı kavseyin imkan kelimesini kullanıyor orada. İmkan kelimesini kullandığı için imkanın hakikatını, hakikat dedim ya mahiyet dedim. Hakikat kavramı için içine girdikten sonra meclü vücubun haricinde, yani meseleyi anlamak için, bir şekil gibi değil de parçalamak için meclünün haricine getirir ve imkan kavramı için içine girdikten sonra ondan sonra diyeceksin ki kab-ı kavseyin de imkan makamına girip zaten bunun bütününe de o şekilde oluyor. İmkan denilir zaten şu an. İmkan dedikten sonra o zaman diyebilirsin buna kab-ı kavsiyin. Tabir ve tanımlamayla. O şekilde. Doğru ben. Ama imkana kab-ı kavsiyin dediğimiz zaman... İmkana kab-ı kavsiyin denmiyor. İmkanın bittiği yer. Bu imkan ya burası. Evet. Bittiği yer burası. Çünkü bunun zaten vücudu yok. Yani... Usul değil. Ya bunun vücudu yok zaten. Ben zaten... O zaman o çizgiyi çekmenin bir anlamı yok. Hangisi? Şu kavga kavsayın üstte o zaman. Gene orta olmuş oluyor yani. Yani orta oluyor işte. Bunu buraya gösteriyoruz. Başka anlamadım senin şeyi. Yani imkan bitiyor burada. Evet. İmkan bitiyor. Çünkü ötekisi işte İmam niye Geylani dedi demiyor. Artık bitmiş onun zatı. Kendisini mevcudat olarak kabul etmiyor. Şanı ne kadar yücedir.
şanını tespit ve tenzih ederim. O diyor gitmiş İmam Arafan Hazretleri gittin. Muhyiddin Arabi Hazretleri gitti gelememiş. Ama Geylani gitmiş gelmiş kendisini tahsiye etmiş. Peki şanım ne kadar yücedir kendimi tenzih ve tespit ederim ve Hazreti Bestami demiş başta ilk önce. Bunu diyebilmesi için, denmesi için İrfan'ın dediği gibi kavram şey bitmiş, imkan değil o. Mahluk değil. Kime ibadet ediyor? Evet, kim bitmiş yani. Bittiği için, onu demiş dediği için buraya kabı kalpsen demiş. Yani orada hani ben şöyle tefekkür ediyorum. Mesela Peygamberimiz Miraç'la mecul olan, kendi ben olan, berza olan oraya girdikten sonra girmemişse artık zaten imkandı. Yani mevzu zaten ama imkan vücub ortası mecule girdiyse oraya girmiyor mu? O yani girme mecule değil. Berzahını artık oraya kavuşuyor. Yani oraya geçince ona fena-i mutlak deniliyor. Ha. Yani kutsi zat ne oluyor? Şöyle elma geri dön, tomurcuk, çiçek, dal, gövde, kök. Daha nereye gidecek? Ha, burası her şeyin çekirdeği ya. Kendi hakikat yani kendi hakikatını. Kendi hakikatine geldiğinde, nuruna baktığında yani bütün kainatı şeceri köte doğru baktığında o imkanın başladığı bir sınırı görüyor. Evet. Kendi hakikatının dışında. Evet. Yani kendi hakikatın tezahürü dışında demeyelim. Evet. Orada dışındalık kalmaz. Anlamak için tezahürü, tezahürünün olduğu başladığı bir yer dediğinde orada bir kabı kavsayın. Bir de kendi hakikatının mana yönüne baktığında orada da kendi hakikatının daha aslı. Farklı aslı olan mana tarafında da bir sınır illaki görüyor. O zaman orası da oluyor. Gene kabı kavsayın. Evet. Ama girmiş. Metinde kabı kavsayına girmiş. Yani kendi hakikati olan eneyi kabı kavsayının içinde görmüş. Hem metinde de öyle oluyor. Evet. Şimdi buraya biraz usul bakımından buraya koymak en uygun geliyor diye koydum ve sildim. Tamam mı? Şimdi bundan sonra konuşacağız şimdi. Kabı kavsayın. Nasıl bir şeymiş. Şimdi oka geliyor. Demiş ki... Ama bizim benim tefekkürüm değişti artık şimdi. İkisinin arası diye bakacağım ben. Tamam doğru. Aslında buraya koymuştuk biz. Tamam. Şecefikat'te. İyi. Yani şöyle yapmıştık ya. Hani bilmiyorum falan dedim. Şöyle bak. Şöyle. Şöyle. Aha. İşte budur kabuk kalpse. Bitiştirirse lazım. Öyledir. Çünkü o yok ki. Anlamak için bu. Ortaya yok yani. O budur yani. Şimdi bu budur. Şimdi gene oradayız. Tamam. Şimdi ben size oku göstermek istiyordum. O çok o kadar uzun ki sırf oku göstermek için bunu konuştuk. Bu yaydır. Tamam mı? Yay. Bu. Yani kabu kavseyn ev edna yaydır. Peki yaya niye benzetmiş? Ayette yaya kainatın yarısı bu manasında okun yarısı öteki yarısı ki atıldığı yerde kendisini tamamlayarak daire olacak daire yapandır o da buradan atılan oktur o ok da budur. Nereye gidiyor o? Evet. Şimdi bu kabu kavseyin yarım daire ise yarım ne olsun? Tamamlanması gerekiyordu. Yani bunu niye yaptım bunu? Yarımdı, tamamlandı. Bak buraya böyle geldi ya, bunu niye girdim bu konuya? Hani bu yarım oldu, tamamladı. Bu niye yarım kabu kavseyin diye? Yay diyor Cenab-ı Hak. O yay tamamlanması gerekiyor. Bu sefer bu zatta başladı, hani fizikte var ya, yarık deneyi. Yarık deneyinde bakana göre değişiyor ya. Bu sefer dalgayı buradan göndermeye başladı ve daireyi bütünledi. Ve daire bütünlenince daire şöyle oldu. Burada insan kaldı. Burada vacib-i vücut kaldı. Yani bütünse. Mesela neredeyiz? Allah'ın nuru semavat falan. Nurdayız. Yani Allah'ın nurundayız.
Böyle bu daireyi bu tamamladı mı? Şöyle getirdi. İnsan da hani dedi ya ben senin için yarattım. Ben de senin rızan için terk ettim. Yay tamamlandı. Ok, insan. Hedef oldu abi bunu. He? Hedefi ortadan vurdu işte. Hedef oldu. He. Ondan sonra biz neredeyiz? Su buzu neresindeyse Allah'ın esmasında da biz öyleyiz. Bir daha. Su buzun neresindeyse varlık ve biz Allah'ın esmasında öyleyiz. Yani buz donmuş su ise esma ustalar cilve cemal nakşi sanatı donmuş. Ben olmuşum. O da suretim olmuş. Çünkü surettir. Esma. Çünkü zahirde 70'ten ziyade esma gözüküyor diyor. 32. sözde anlatıyor. Bu daireyi böylelikle tamamladı. Şimdi giriyoruz kabuk hapsine. Tamam mı? Şimdi daire tamamlanması lazım. Aha bak burada. Yoksa bu kurur gider. Usta da diyor ki çekirdek daimi çekirdek kalamaz. Yoksa kurur diyor Miraç Risalesi'nde. Örtülmesi lazım. Okçulukta okun takıldığı yer yayın tam üstünde oluyor. Nasıl abi? Mesela diyorum okun kendisini de hani yaya takıyoruz ya. Oku yaya değdirdiğimiz yer yayın kendi üstünde bir parça oluyor. Yani. Hani ayrıyeten şöyle hani mecul farklı bir yerde değil dediniz ya. Evet. Sanki. Değil. Kendisi tak. Kendisi olduğu yer. Zaten şurada birleştirmiştim. Peki bu nasıl? Gidiyoruz. Nasıl şey Osman? Güzel abi. Güzel değil mi? Tamam. Sen bunu bir daha açar mısın şöyle? Öyle değil, ver bana ben. Ver böyle ver. Çünkü nuru çok severim. Ya nur lazım. Oh. Tabii ya, niye kapatıyorsun? Bulutun altına gizlenmiştik. Hazır mıyız? Kabı kalpseyin. Gidelim abi. Kainat parça parça iken, kainat parça parça. Kainat zaten kainat, onlara girmeyelim artık kainatı. O grup biliyor. Kainat da şecere-i hilkatın, bedenle beden misali, cisim, cismaniyet, ceset. Bunlar farklılıklarını bilensiniz. Ene bütünün bilgisi ve keşfidir. Ene bütünün buradaki ene bütünün bilgisidir. Kime? Keşfeden. Kainattır Kur'an'ın vücud haricisi. İnsandır Furkan tarafı. Furkan. Kimdir Furkan? Fark eden. İşaretçisi de vardı. Bütün kainat insanda dürülmüştür. Kendini küçük zannetme. Kim fark etmişse otur Kur'an. Ne kadar? Fark ettiği kadar. Neyle fark edecek? Kainat parça parça iken bir bütündür. Kim der bu mozaiğin bütünü diye? En iyi fark eden der. Fark eden der. Bunun peki çok gerekiyor mu? Hayır. Bir Nur-u Muhammed'i olsa yetiyor. Bir kişi İmam-ı Rabbani Hazretleri anlasa yetiyor. Bediüzzaman anlasa yetiyor. Yani o hakikatin ortaya çıkması için şu zatın istediği bu. Şuunatın istediği değil bu. Onlar hep zuhurat demeyeceğim, bilmiyorum. Vacib-i vücu ne tabir kullanılırsa ama bunu şey istiyor. Bu bilgiyi bu istiyor. Yani ayrı ayrı parçalar iken bir bütündür ama bütünü parçalardayken bütünü gören en iyi fark eden de o. Tüm kainat insanın içinde, insan da bedensel ve ruhsal itibariyle şeceri hılkatin içinde. Fihi mafi, içim dışında. Dışım içimde. O zaman şöyle bir cümle vardı. Sonra bizim yeğene dedim ki
bu veciz cümle sil dedim. İnsanı anlamaz. Şu, ben bende doğmuşum. Mesela insan bu açılımı değil mi? Ruhum buradan, aklım buradan, kalbim buradan gelmiş ya insanın. Ondan sonra ben kurasalanmışım değil mi arkadaşlar? Bu daire dikkat eder misiniz? Yarımdır. Burasını tamamlayacak insandır. O zaman daire tamamlanıyor. Bir karpuz gibi resmimiz vardır şeceredir. Tamamlayan insanındır o. Bu şeceri hırkatındır. Peki, bu kainatın hakikati olarak biz bir noktada doğduk. Peki bu kainat nedir? Burayı kaçırmayın. Kainat benim dişe vuruşum. Öyle değil mi? O zaman ben nerede doğdum? Bende doğmuşum zaten. Şey de vardı ya, o yaylar mesela şöyle gelenler, rububiyet yazıları, harika. Oradan dönenler ubudiyetlerle dönünce evet, ubudiyet şey çıkıyor. Evet, çıkıyor. Harika. Heyecanlandı, yazacaktım yazdım. Rububiyetler? Bizden çıkan, diğer yarımlar da ubudiyetler. Ubudiyetler. Birleşince bak, oldu şu, ubudiyet. Bak, bu da güzel. Yeni öğrendim şimdi, güzel. Buralara, şu dairelere, rububiyet, insan ubudiyetle mukabele ediyor, ortaya çıkan şey de tablonun yuvarlak hali, yani uluhiyet şu Allah'ın uluhiyet. Şöyle yapalım, olmadı. Evet, bu ikiden vuramazsan vuramadım. şuralar, rububiyet. Şuralar, ubudiyet, daire, uluhiyet, görüyorsunuz. Abi şu yerlere, hani tamamlaması gerekiyor ya insanlardayken. Evet. O yarımlar, yarımda kaldığı sürede ademde kalmış oluyor. Tamamladıkça vücuda çıkarmış oluyor insan değil mi? Evet, tamamlanıyor. Vücudu. Bir de bu oku yayı atlama. Yaya bir şey, mesela oraya ağaç yetişmesini istiyoruz ama düşman geçemiyoruz. Yaya bir tane tohum taktım, attım oku, oraya düştü, tohum oraya düştü. İşte bizi gurbete attı. Adem Aleyhisselam'ı cennetten çıkartan hakikat, bizi de asliyetimizden oka bindirip fırlattı alem-i şehadet. Aynı tabir üstad kullanıyor. Alem-i şehadete fırlattı diyor. Hatırladınız değil mi? Var. Alem-i şehadete fırlattı diyor bizi. Hilkat diyor, bizi alem-i şehadete fırlattı. Oku atıldığı yer. Ne mutlu. Fark edip bu kendisini merak edenler. Tuhaf değil mi? Şu anda merak içindesiniz. Merak edilen kim? Ben. Kim merak eden? O da ben. Ben bendeyim zaten. Ben bendeydim. Ben bende geldim. Ben bende bunlar oluyor. Çünkü bu benim vücudu haricim. Biz değildik, biz geldik. Demiş ama burada onu dememesi lazımdı. O Muhittin abi diyor ki, gitti diyor, gelemedi diyor. Allah'cı Mansur da öyle. Ama İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi zaten geldi. İniş takımları zor açılsa da uçağın indi. Bodrum pisliğe indi. Bizim uçak, iniş takımları açılmamış. Ömrümde ilk defa rastladım. Pis müsait değil. Nasıl açılmadı? Yani de renginiz değişmiş ne oldu zaten ya? Acayip. Hasan abi, girmeden, biz şu hadisi kutsiyi de anlamamışız abi, anlıyorum dedik ya. Hani diyor ya, ben gizli bir hazineydim, keşfolmak istedim. Oradaki beni biz hep Allah'a verdik, Allah kendisini keşfetmek istedi gibi bu hani bir zahiri bir mana oldu. Halbuki orada diyor ki, ben gizli bir hazineydim. Bunlar hep onların tefsiri yani, diyor. Yok, o metini aynı teslim edeceksin de evet. Şöyle diyor Allah, beni mi anlamak istiyorsun? He? Samimi misin kulum? Evet ya.
beni anlamanın yolu kendini anlamaktan geçer. Çünkü ben sırrım. Peki sen kimsin? Benim sırrımsın. Herkesin bir sırrı var diyor. Benim sırrım insandır. Ben de insanım. Peki sır insansa, insan kendisi merak ederse sırların sırlarını merak ediyor. Sırın sırrını merak ediyor. Bu manayı merak etmek için İstanbul'dan buraya gelmek değil, alem-i şehadete uçak oktur. Okla atıldın gafı buraya. Bir daha okumayayım, daha gerek yok. Tüm kainat insanın içinde, insanda, insan da bedensel ve ruhsal itibariyle şeceri hılkatın içinde. Yani cismaniyeti ve bedeni kainatın içindeyken ruhu şeceri hılkatın içinde. Yani bedensel itibariyle, ceset itibariyle alem-i şehadete, cismaniyeti ile kainatın içinde, ruhu ile şeceri hılkatın içinde. Ayırıyoruz. Hani hatırlarsınız, şurasına kadar kainattı. Ha, cismaniyeti itibariyle kainatın içinde. Kainat da insanın cismaniyetinin dışı. Bunu biliyorduk da daha önce hatırlarsınız. Cismaniyet kainatla alakalıdır. Ruhsal değil o. Ruhu ise şeceri hılkatla alakalıdır. İşte diyoruz ki ruhumuz da şeceri hılkattayız. Cismaniyetimiz de kainatın içindeyiz. Ama o bizim dışa vuruşumuz. Bizden yapılmış. Bunlar ne işe yarar psikolojik olarak denirse doktorum sahasına? Şimdi şöyle bir şey yarıyor. Bu kainat, her şey bu çekirdekten yaratıldığı için bu kainat, bunun bir numarası insanda, bu alemler insandan yaratılmıştır. Tamam mı? İnsanın bu alemler için ne diyor kaymet şeyde, hayat bahsinde? İnsanın etsa ve efradi hükmündedir diyor. Bu kainat insanın nevi hükmüne geçer diyor. Alemler nedir? Etsası ve efradi hükmüne geçer. Ne işe yarayacak? Cennet, cehennem şuradadır biliyorsun şu arada. İnsanın en çok korktuğu odur yani. Ölüm korkusu, cehennem korkusu vesaire. Oysa cehennem ve cennet insanın türevidir. Yani insandan yaratılan hakikattır. Yani insanın gölgesidir. Cennet, cehennem. Hiç böyle, ben böyle bir videoyu gördüm. Çocuk bir yaşında, siz de gördünüz kim gönderdi bana. Gölgesinden kaçıyor ve ağlıyor. Görmüşsünüzdür. Çok mani, millet ha 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 yaptı ama beni çok duygulandırdı. Yani gölgesi, affedersin, özür dilerim, çocuk ilk defa gazına şahit olduğu zaman gazından korkmuş. Bizim köylü işte biraz şeydi böyle, öttek şeydi, gece gelirken Ayşe'nin gölgesine mermi sıktı. Şarjörü boşalttı. Baktı hala ölmedi, koşarak eve geliyor ve bayılıyor. Yani diyeceksin ki gölgesi değil miydi, bilmiyoruz o anda ne oldu adama. Ama gölgesine mermi sıktı. Peki, ya oğlum, tamam senin gibi benim gibi insanlar da gölgesi cennet ve cehennem. Gölgesine aşık olmuş, cennete aşık olmuş. Cehennem, benim diyor ne cehennem korkusu ne de cennet sevdası var diyor. 96 Emirdağ'ında. İmanım yanıyor diyor, evladım yanıyor içinde diyor. İmanım tutuşmuş diyor, onu kurtarmaya gidiyorum diyor. İman, emin olma makamı. İmanın nihayet mertebesi burası. Ondan sonra iman yoktur. Şurada yoktur da. Öyle iman yok. Ha, devam edeyim. Demek ki ben bende doğmuşum. Ben bende seyahat ediyorum. Şu anda oturduğun yer neresi biliyor musun? Sensin Osman. Yani mesela silen de sensin, silinen de sensin. Ne farkı var? Ha işte burada aynı. Aynı. Bunlar senin cesedin. Burası senin cesedin. O zaman bir tanesi çıkıp demesin mi bana? Altı. Abi dedi, Nemrut Firavun'a nedir dedi. Vücudumun etsa ve efradıysa. O da affedersin büyük bağırsaktaki atılanların şeyidir. Ölü hücreler var.
tırnak arasındaki şeyler var. Büyük varsa da doktorun daha iyi bilir. Keşke sana var etsin. Peki. Abi burada iman yoktur dedik ya bir noktada. Evet, şaşırdık değil mi? Yani şaşırdık ama şimdi şunattan, sıfattan, esma ile biz hangi bağla gideceğiz? Oraya gidemeyeceksin ki. Orası ölü melakettir. Yok. Öyle bir şey yok. Kazı mesleğinde diyor. Bundan sonra diyor, inkar ve vücut ortasından sonra altına ölü melaket. Peki, kabın karşısına için ne diyor biliyor musun? Lütfen. Şey, Osman sağlık. Yaslandın mı? Yaslandım. Diyor ki, 641. Her şeyin her yerde, her şeyin bir yerde olduğu bir makam-ı âlâya çıktığı vakit diyor. Yani her şeyin bir yerde olduğu makama çıktığın vakit. Meclü anlatıyor değil mi? Meclü anlatıyor. Yani kalı mesnevi nuriye 641 açabilirsiniz. Ha. Çok tuhaf ya. Her şeyin bir şey olduğu yer. Yani ağacın çekirdek olduğu şeyler. Detaydayız yani. Uçak geldi, gitti, açıldı. Cehennem var, öleceğiz. Akapları geçiriyor. Bunlar bütün parçalar. Parçalar. Bunlarla meşgul olmayacağız. Çünkü senin işin değil. Senin işin başka bir şey. Şeceri hilkat olmaktır. Usta diyor ki, büyük insan olmak. Küçük, küçük kainat, bu büyük insan. Hatta bak, öyle terakki ediyor ki, bak, lemalarımız, lambalarımız nerede abiler? Ben de görünüyorum. Lambalar mesleğinde yok abi ya. Orada gösterecek. Tamam. Diyor ki, mahiyet insani birdir, inkısamı gayri mümkündür. Tamam mı? İnsan mahiyeti bir tanedir. Bir tanedir. ağacın kökünde 5-10 tane çekirdek olmaz, bir tanedir. Meyvedeki çekirdekler çok olur, meyve. Şimdi, etsai kainat, insanın efradı. Kainat ise nevi hükmüne geçer. Ne demek? Düşünebiliyor musun? Kainatın içindedir biliyor musun cennet cehennem? Cennet cehennem insanın, her bir cennet bir ferdidir. İnsanın dışa vuruşu bir hakikatıdır. Şeyde abi bu, bakıyordum da bir ilan daha çıktı o seradikat. İşte orası seradikat. O ayrı o da buldum da. Ha ne diyor? Bu da aynı mevzuyu anlatıyor. Bir okuyayım şöyle. Oku tabii abi. Oku. İlan katiyen bil ki Cenab-ı Allah Celle Şanuhu bize bizden daha yakındır. Biz ise ondan nihayetsiz uzağız. Evet, onun bize bizden daha yakın olduğunun şahitlerinden birisi, onun pek zahir olan her şeyde ve bizdeki tasarrufudur. Eğer biz onu, onun tasarrufunda bulmak üzere yakınlaşmak talep etsek bulamayız. İlla ki her şeyin yanı olan bir makam-ı külliyede bulabiliriz. Her şeyin yanı olan bir makam-ı külliyede bulabiliriz. Yani. Faraza terakki ede de daire imkanı ihata eden her şeyin yanı olan makama da çıksak, bak her şeyin yanı olan şu makam makama da çıksak bulamayız. Evet. Olamaz. Ancak daire vücuttaki izzet, azamet ve kibriya içinde mütecelli olan esma ve sıfat ve şuunatının birbirine tecelli olan, mütecelli demek birbirine dönüştü böyle. Sıfat ve şuunatın seradıkları olan pek çok nurani hicapların arkasında bulabiliriz. Yani şunların mütecelli bu demek yani kelime bu. Bunun arkası bu. Çünkü bu böyle bir şey yok. Kalı mesnevi yok. Ha, bu kalı mesnevi de. Kaç sayfa kaç diyor? Bu 642. Bu bulduğumun bu sayfası yazmıyor. Yani. 641'i açabilir misin? Bunu açtım abi şimdi. Açsın. Ver öyle mi? Ver bakayım açmış abi Mehmet açmış. Hangisi abi 641? Bana burayı ver. Ha. Ölüm felaket. Bak. Oh. Ha bak, ölüm felakettir. Tamam, bununla uğraşma. Aynen, aynen, her şeyi
Zaten orayı, o bir parçası oraya koyacaktı. Ölüm melakettir. Devam edelim arkadaşlar. O miraç şey, kabı kalseni. Demek ki kabı kalseni ne oldu? Seni fırlatandır. Seni buraya alem-i şehadete fırlatandır. Mesela psikolojide de bazen örnek verirdim böyle. Şimdi kitaplarda kullanırdım. Bazılar izin alıyor, bazısı alıyor. Önemli değil anlısı. Yayı demiştik, değil mi? 10-15 sene var değil mi bu cümle? Yayı çekeriz, arkaya doğru. Arkaya gitsin değil, öne daha hızlı gitsin. Bazen böyle bir musibet, bir dert odur. Bizi geri çeker. Gaye daha ileri geçmek için. Mesela ölüm yayı arkaya çekmektir. Niçin? Alem-i şehadetten çıkmak için. Daha ileri atlamak için. Ölüm yayın arkaya doğru çekilmesidir. Oku ileri atmak için. Hastalık arkaya çekmektir. Bela musibet arkaya çekmektir. Yay nedir arkadaşlar? Şeceri hilkattır. Kabı kavsendir. Tamamı mı şey olmuş oluyor? Evet. Madem sonudur, mesela enedir, enede ruh yok mu, hayat yok mu? Ama bizim bildiğimiz gibi vücud harici olarak yok. Böyle. Kabı kalpsende hakikat olarak var yani atom şeklinde, cismani şeklinde değil. O zaman kabı kalpsen, Yavuz, insanı imkan ve vücut ortasındayken bu topu Allah şu yaya gerdi, Fatih'in topu gibi bizi fırlattı. Fırlatan mancınık gibidir. Seni atan, gurbetlere atandır. Allah azim. Aslında yukarıya doğru gitmiyoruz da kendi o meculün derinliklerinde, o sonsuz o berzatta evet. Gidiyorsun. Gittiğin gidiyorsun. Yere kadar ki yukarıyı bulasın. O zaman bak burası ne garip bir memleket. O Kabu Kayse'nin o okuyla attığı o ok sensin. Ok sensin, insandır der. Yani bakın, şu çeceli hırkat, yayın kendisi, ok insandır ama okun içine takılan enedir, ene. Eneler ne namlı olacak? Toprağa atılacak, kendisini yırtacak, eneyi yırtacak, eneyi yırt diyor. Namlı olacaksın. Yani bak şimdi, yay bu mu abi? Ok insandır. İnsan mahluktur kürsüdeki, mahluktur. Bütünselliktir yani. Ama oka takılan, o yaya takılan ene var. Eneyi attı. Şimdi burası bodrum değil yani, çamlar, zeytinlikler, deniz. Lakara lakara. Bazen de garibime gidiyor. Şarkı türküler çalması dün akşam. Diyorum, mesela siz belki yatıyordunuz. Kalktım böyle, çalıyordu böyle. Garibime de gitti yani. Tenkit değil ha. Tabii yani. Hoşuma da şöyle gitti. Yani Allah varken hiçbir şey yoktu. Müzik çıktı. Böyle denizde yüzmek çıktı. Haram çıktı. Kadın çıktı. Erkek çıktı. Öyle bir şey şey alıyor. Film çekiyoruz tamam mı? Bir dakikada o 18 bin alemde her bir aleme bir dakika şey alıyoruz. Ne diyorlar? Film sahne aldık. Şimdi dünyaya da sahne aldık. Yani Allah varken bu müzik nereden çıktı müzik? Bu nasıl tövbe? Allah'ın esmasında ya. Vücud harici olan her şey. Ama Allah dedi ki haramdır, haram olur. Zatında haram yok. Yani şeytan gibi. O noktadan baktığın zaman haram haram kalkıyor. Böyle bir değişik halet oluyor. Bak bir daha söyleyeyim. Allah bir şeyi nehyeder, haram olur, emreder. Hasen olur, farz olur. Şeytan nudil esmasıyla yaratılmıştır. Melek de nur esmasıyla fark eden bir şey yoktur. Alem-i Şehadet'e dedi ki bu doğru değil dedi, bu da yanlıştır dedi. Onun için doğru yanlış kavramı çıktı. Mesela cumartesi çalışma karamdır. Yahudiler bizde helaldir. İçki dedi Allah onlara hiçbir şey demedi Hristiyanlar. Bize dedi ki olmaz dedi. Yani zatından değil ne aramdır? Allah dediği için kardeş. Öyle bir mecburiyet. Domuz eti ne yani? Allah dedi, bitti kardeşim. Allah dedi ya. Yani bir
Ona demesin, buna demesin. E peki kainatın içerisindeki o şeyleri, şekilleri ve hareketleri nasıl tanımlayacaksın? Bir nispet olması lazım. Her şey her şeye geçişli olur. Bir yerde durman gerekiyor nispet etmen için. Mesela dün akşam bir şey söyledim ama ilginizi çekmiş miydi? Acele etmiyorum bu şeyi de. Mesela kainatın güzelliklerinden daha güzel bir şey de var. Kainat o güzelliği, güzelin güzelliğini ortaya çıkaran çirkinin çirkinidir değil mi mesela? Mesela beka istiyor. Dünyada var mı beka? Yok. Ölmek istemiyorum. Var mı öyle bir şey? Yok. Peki ne? Madem dünya, bak iyiydim, başka bir şey anlatacağım lafı bunu. Madem dünyada beka yok ve ben istiyor, dünyada beka olmaması eksikliktir. Nakıstır dünyanın. Peki bizi ne anlamlandırıyor? Mükemmel bir aleme yol açıyor. Eğer istediğimin her şeyin burada olsaydı, ahirete iman teklif edilemezdi. Öğretmezdim. Bekaya seni mazhar edeceğim. Zaten bekadayız. Hastalık, musibetler yok, her istediğiniz olan bir alem. Zaten oradayız. Ha, ahireti bize gösteren, yani ispat eden, fıtratımızın isteyip de kainatta olmayan cevaplarıdır. O zaman o cihetten ahiretin yoludur. Fıtratımıza verilen yokluklar. Mesela fıtratımız istiyor, rahmet nakıstır. Dünya nakıstır. Onun için nakıs mükemmeli gösteriyor. Mesela şunun misal veriyor, Mesnevi'de de geçiyor. Bir bahçe düşünülüyor. Nizam da şusuz etmiş. Nizam, intizam bozulmuş. Kayalıklar falan koyun. Bahçe oraya koyarlar. Niye koyarlar? Bahçenin güzelliğini artırmak için. Güzelin güzelliğini artırmak için. Bak güzeldir ama kimse anlamaz onu. O zaman kainattaki nakıslıklar güzelin güzelliğini arttırmak noktasında değişik bir güzeldir. Ya bizzati güzeldir ya neticesi itibariyle güzeldir. Aslında külü şakalık. Şu kainatta fıtratımızda olmayanların olmaması kadar mükemmel bir şey yoktur. Bir daha. Kainatta nasıl diyeceğim onu bitti. Peki. Abi bu şeye afak ve enfüs tefekkürü uygulamak mümkün mü? Çok oklar. Tabi. Ya, yaparsın ama biraz gideyim diyorum çünkü dört şahsen. Ben dün gidersin bir şey olur. Peki diye. Söyle sen abi. Sen. Yani ben hangisi? Afak enfüs mü? Evet. Bak şimdi. Abim. Şöyle yapayım. Şurada şurası Sidret-i Muntaha. Muntaha. Muntaha son olduğu için şey zannetmişler, burayı zannetmişler. Oysa burası cennet, cehennem. Hududunun sonu. Buraya abi cismaniyetin son hudududur. İki, cismaniyetin son hududu. Aynı zamanda kainattır. Buraya kadar kainattır. Şöyle. Bu tamam işte. Şeceli filkattır. Şimdi abim kainatta da kadar mülktür. Burası artık melekuttur. Galple melekutu karıştırma. Sen zahirsin. Zahirsin. Galp ise metafizik alemidir. Elektronlar dünyası, melekler alemi. Melek burada yok mu? İşte buralarda değil ki. Ha. Galp demek mülkün arkası. Burada da var. Ama melekut, burası mülktür. Tamam mı? Ötekisi melekuttur. Şecerefika. Şimdi dolayısıyla burasını tefekkür ederken mülk. Burayı tefekkür edersen meleküte dönüşüyorsun. Peki kabı kalpsen, kabı kalpsen artık mülk ve melekütte konuşmuyoruz. O bitmiş. Ne konuşuyoruz kabı kalpsen? İmkan ve vücubun berzahını konuşuyoruz ki, bak Allah üstad vermemiş bu yay misalini. Kim ulema?
bu uç bu uç nedir? İman demiş, İslam demiş. Tamam mı? Mülk demiş, melekut demiş. Vücut ve adem demiş. Neler demişler? Demişler de demişler, kurban olayım onlara. Kurban olayım onlara. Neler demişler? Allah ceza okumullah hayren kesir. En iyi hayırlı cezalar versin. Ceza demek yani karşılık versin. Yani bizi de peki bizi de heyecanlandırdı. Bu yay şeceri hikattır demiş. Oku nerede? Ok niye yok? Takan tahtır ok. Bu lay bende. Gitmek istiyorsan ok o. Kimisi beni diyor şarkı yaptılar. Yaya takarlar beni, atarlar beni. Böyle bir müzik dinlemişti. Bu yerde dinlemiştim. Çok orijinalime gitmişti. Vay be. Bu bir yerden kaynaklanıyor bu müzik yazıları. Tamam. Peki niye ok yok? Ok sensin. Görmüyor musun? İki ayakla böyle çekti seni. Kafa gitti. Anne karnında da öyle çıkıyorsun zaten. Anne karnında kabı kalp sendir. Ve ok da sensin. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Böldüm. Böl. Zaten bütün değil bir ki. Bu irfan Artvin'de de rahat durmuyor sana abi. Oradan da rahatsızlık veriyor bana. Bir zaman dedi ki gayra ne ihtiyaç vardı? Ne demek? Allah'ım. Gayra ne ihtiyaç vardı Allah'ım? Hani iki cihette bakıyor ya. Bir kendi dekayet diyor. Bir şey diye. Bir de gayrı nazarıyla. Şimdi bu cahili öyle sorular zor duruma sokuyor Hasan abi. Bu sefer farklı düşünmeye yetiyor. Mesela kafamda şöyle bir şey düşündüm Hasan abi. Hani hep bir üçgen artık bir kalıp oldu bizde ya Hasan abi. Bir üçgen. Yani bu hayat bir üçgen aslında. Evet. Şimdi sanki kainat Hasan abi, sanki bütün bir kainat mec'ul de dahil olacak şekilde vacibül vücudun ademi. Çok güzel. Allah da ikisini bir elinde tutan Hasan abi, mahiyeti zatı. Yani mahiyeti zatiye bir elinde burasını tutmuş, bir elinde bu zuhuratlarını tutmuş. Yani evet. Burası adem, burası vücut. Hepsi doğru biliyor musun? Burada bir tane doğru yok. Mesela onun için diyorum ya bir tanesi itiraz eder çünkü buradadır doğru. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nde yüksek bina olmadığı için der ki binadan bakarsın görürsün, ağaçtan bakarsın görürsün, dağa bakar görürsün farklı. Şimdi olsa 5. kattan bakarsın, 15. kattan bakarsın, bir de bu tarafa bakarsın. Herkesin dediği doğru, küfür olmamak şartıyla. Niçin? Baktığı yer. Mesela adam şuradan bu tarafa bakar, Allah'ın nuru semavatı ve l'art der. Yaşar. Ama buradan bakar, zatı görür. Hatta bir şey konuşmaz. Muhittin Arabi böyle bakmıyor. Suçu neydi diyor. Bil dendi ona. Bildir denmediği halde bildirdi. Beşerin eliyle tokatladı Allah. Bil, bildir denmedi. Bil ama bildirme. Şöyle bakıyor. Allah'ın da hoşuna gitti. Allah'ı insan gibi düşünmek, beşer olduğu oluşumuzdandır. İnsan, Allah'ı insan gibi düşünmüyorsa, o insan olmaya başlamış demektir. Evet. Şerlerle dolu ya, beşer. B'nin noktasındaki şer. B, şey. Allah'ı insan gibi düşünüyorsan beşersin. Evet. Düşünmeye çıktıysan insansın. Çünkü Allah da ayetinde şöyle diyor. Kelenamu belemada. Eğer böyle düşünürsen diyor hayvandan daha aşağısın. Mesela Allah'a böyle sanki kafa tutuyor bilmem ne yapıyor. Yani bak yani tövbe yani. Yanlış anlaşılmayacaktır. Müzik hoşuma gitti. Dün gece çalıyor böyle. Ama balkondayım tamam mı üstte? Çalıyor. Hayal ettim deniz kenarına ulaşıyor. Tövbe zahir şeriatı göre beni asarsınız. Bu ders yapacağız ya tabii bunun psikolojisi var.
bu kamp onun için geldi. Bunun için geldik. 4-5 tane ders oldu. Şimdi dedim bu alemi şehadet, dünya yuvarlak. Tamam. Biz topun içindeyiz. Şöyle biliyor musunuz? Gemi batarken ne yaparlar fırtınada? Bir tane balon var. Eski sandal gibi değil artık. Balon var. Balonun içine girerler. Balon kapatır. Orada bir haftalık erzak var ve oksijen var. Şimdi balon okyanusun dibine batsa da hiç önemli değil. Basınca duyarlıdır çünkü oksijen var ve erzak var. En sonunda o fırtına dindiği zaman balon yukarıya çıkar. Biz böyleyiz. Varlık okyanustur, balon dünyadır. Biz küçük dünya, fanosun içindeyiz. Geylani'ye göre fanostayız. Balığı koymuşlar şeye, kaba fanos. Fanos onlardan geliyor. Fanos'ta. O balık yazar, o kadar büyük okyanus ki. Oysa dönüyor. Eğer bizim gibi düşünseydi kafayı yerdi. Yiyen balık var, alabalık intihar eder. Mesela bizim köyde su ısındı, soğuğa kaçarlar. Artık orada, orası da ısındı mı kesinlikle alabalık kendisini dışarı yaktırır. Ölür, atar, orada ölmez. Kesinlikle suda alabalık ölüsünü göremezsiniz. Ölmez. Ölmüşse darbelenmiştir, kendisini dışarı yaktırır. Biz fanostayız. Peki fanos olduğunu anladığım zaman fanos bizdedir. Dışarıdan bakarsan araba şoförü götürüyor. İçeriden bakın şoför arabayı götürüyor. Tamam. Devam edelim biraz. Teneffüs isterseniz siz söyleyeceksiniz. Kaptandan kahve isterseniz gene siz söyleyeceksiniz. Eğer bir mana isteyecekseniz dersten gene İçinizdeki meyille buraya göndereceksiniz, lafız olma şart değil, gene sizden size gelecektir. O kadar. Tamam. Sizden size gelecek. Çünkü bir yerde hiç kimse yok. Siz sizdiniz, siz sizsiniz, biz ise size geldik. Eğer beşerseniz ara isteyeceksiniz, insan olmuşsanız derse daha çok geleceksiniz. İnsan olmuşsanız zaten. Bunu ben demiyorum. Eğer kahve ve ara istiyorsanız beşersiniz, yok devam diyorsanız insansınız. Verelim abi. 2 saat falan oldu değil mi? Abi, yok ya oldu. 1 saat 15 dakika. Kaç? 1 saat 15. Ha 1 saat 15. Sen bahsetmişsin ya. Bana birkaç cümle de okuyayım ya. Ama temel kavramlar oturuyor ya. Evet. Yani mesela en azından kainatı koyduk vesaire. İyi misiniz? Abi Cemal ve Celal. Ya orada. Peki tamam. Yok. Seni biliyorum. Söylemen lazım. Öyle mi? He. Cemal ve Celal. Çakışmasından çarpıştı. Cemil. Cemil'den diyelim. He. Kemal. Veya Cemil esnadından. Kemal. Şimdi böyle düşündüğümüz zaman şu ana kadar ben Cemal ve Celal artık yok, sadece Kemal var diye nedense hesaplıyordum. Doğru. O da. Ama halbuki öyle değil. Cemal de hiçbir zaman yok olmuyor, Celal de hiçbir zaman yok olmuyor. Bak 24. sözde de diyor ki, Celal de Cemal'i görüyor, Cemal de Celal'i görüyor. Kim bu? Soru sorabilirsen, bu Kemal'dir. Onun için Celal'in esmalar var. Bütünlüğüne Subhanallah denilir. Cemali esmalar var. Bütünlüğüne Elhamdülillah denilir. Onu da orada görene kemal esmalar var. Buna da Allahu Ekber denilir. Onun için bunların cem-i cemi namazdır. Namazın da cem-i cemi tesbihtir. Onun için namaz kıldıktan sonra lütfen sadrınız, göğsünüz namaz kıldığınız yönden ayrılmadan Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber de tesbihat istersen yolda yap. Ama sad, çünkü namazdayken kafa çevirmek mekruhtur. Namazı bozmaz. Göğsünü çevirirsen sad, kıble gitti. Kıble belirleyen kafa değildir. Dima değil. Budur. Sad vel Kur'an-ı zizik. Sad. Harfi var. Sad. Şimdi değişti değil mi sad harfi? Alemizde. Sadrı belirler.
insanın kıblesini koyar. Benim odamda farkında mısınız? Arkamda bir tane Allah razı olsun bir hanım Hattat ama acayip birisi Saat suresini saatin içine yazmış. Bir tane harf yazmış. Bir tane içine Saat suresini koysun. Allah razı olsun. Ve fotokopi değil, asıldır. Nasip. Arkadaşlar şu cümleyi okuyayım. Yani cismaniyeti ve bedeni kainatın içindeyken ruhu şeceri hilkatın içinde o bende bir ben vardır ki ene meculde. Bende bir ben vardır ki her şeyi sahiplenen benim gömleğim, benim atletim, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum diyen o ben. Bunu fark etmiş selam olsun ona. Bende bir ben var ki benden içe ruh, içerlerde. O onu fark ettiği için meculu fark ediyor. Diyor ki o bende bir ben vardır ki ene meculde. Cale yani bütünlük. O da bir şeyde. O ki o bir kapı ve kapı vurdu. Hakikaten tuhaf. Evet. O kapı ki kapı vurdu. Alameti makbul olsun. O ki bir kapı aynı zamanda da kabı değil, tokmağı yok bu kapının bu kapının tokmağı yok, tokmak. Tokmağı yok, tokmak. Sopa sesi geldi. Kilidi de yok. O bir kapı ama tokmağı yok, kilidi de yok. Aslında kapı nasıl yok. Gireceğiz o zaman? Aslında kapı da yok. Hafız Ali abi girmiş. Barla'da büyük saraya girdim diyor. Tamam mı? 200 küsürdü. Büyük saraya girdim diyor. Başım döndü diyor. Adam biz konuştuğumuzu yaşıyor. Bütün saraya, büyük saraya girdim diyor. Ders okuyor karşıda diyor. Dolaştım diyor. Başım döndü diyor. Okunan bir şeyi sen de hayal edersen böyle. Sonra diyor ona yatay demedim sarayı diyor. İndim diyor. O sarayın içinde, sarayın içinde küçük saray gördüm diyor. Geldim ki başa indim diyor. Baktım küçük saray. Tam bana göre diyor. Girdim saraya. Şey gireceğim diyor. Kapısı kapalıydı diyor. Yani anahtarı da tokmağı da yok. Nasıl girilecek diye düşünürken diyor. Karşıda ders okuyan zat besmele her şeyin anahtarıdır dedi diyor. O beni diyor. Bu burada yaşıyor. O orada konuşuyor. Ders yapıyor. Konuşuyor. Adam yaşıyor. Açın bana da. Sonra nasıl diyor ben bu kapıyı tokmağı yok, kilidi yok. Nasıl gireceğim düşünürken dedi ki her şeyin miftah anahtarı besmeledir. Besmele dedi diyor. Dedi Bismillah dedim diyor. Dedi besmele elime verdi diyor. Elime verdi diyor. Besmele çektim diyor. O küçük sarayın kapısı açıldı diyor. Usta da saf saf anlatıyor bunu. Saf saf anlatıyor. Bu ne? Ondan sonra usta da barlaya koymuş. Sen de diyorsun ki bu tür şeyler konuşma. Konuşulmaması için oradaysa konuşulmayacaktı oraya konulmaz ya. Konmayacaktı orada. Kardeşim size iki şey söylemek istiyorum. Gizli bir zındıka eli bizim ruhsal akıl ve kalp bütünlüğümüze getirmesin diye kimse laikaları ve Hizbul Kur'an'ı örttü arkada bir el. Görmüyorum ama örttü. İkincisi zındıka komitesinin örtü. Kur'an'da maksat tamam anlaşılmaz bir kitap olan kainatı okutturmaktır. Değil mi? Kur'an budur. Peygamber ise anlaşılmaz bir kitabın muallimidir. Risale-i Nur'u dikkat ederseniz ustattan beri, 60'tan beri lügat verilir mi, verilmez mi diye sındıka komitesi senelerden beri, 80 seneden beri yolcuları oyalıyorlar. Verilir mi, verilmez mi? Verilir mi, verilmez mi? Vereni vermeyin. Versen ne olur, vermesen. Sen sabah 30 seneden beri geliyorsun derse çekip gidiyorsun, bir kitap okumadın. Verilse ne olur sana, verilir sana. Verdiği adamlara da bir şey yok, vermediğinde. Genel şey, Zübeyir abi demiş.
İzah ettin de demiş, izah edilen ne oldu? İzah edilmedi de, izah edilmeyen ne oldu? Ne oldu, hiç baktınız mı ona diyor. Tamam. Yani zındıka eli, şuradan bir şey oku da gidelim. Ama senelerden beri hatıralarla bizi oyaladılar. Birinci iman dersten sonra senelerden beri benim lise dönemimde hatıra. Bir konuştuk. Hatırlarsınız. Peki Risale-i Nur muydu? Değil. Ha, niye? Lugat verilse ne olur, verilmese ne olur? Ha valla, küçük saraya girdim dedi. Nasıl gireceğimi bilmiyor. Kapı ve tokmağı yok. E ne yaptı? Dedi ki, Bismillahirrahmanirrahim anahtardır dedi diyor. Değil mi Osman, hatırladın mı abi? 185-186 abi. 185, oradan mı? Ona mı bakıyorsun? Hmm. Abi öyle mi abi? Yani geçen defa ilk defa okuduk beraber. Beraber değil mi abi? Ama tuhaf değil mi abim? Hakikaten öyle. Yani girdim diyorsa, girdim demiyor mu? Diyor ya. Geç peki, geç bunu şeye, 23. söze. Orada saray yok muydu? Aynı. Kapısında şenlik var. Kapısında şenlik olmayan var. Değil mi? Üstadın dediğini yaşamış. Anlamam geliyor vallahi. Nelerle oyalanmış. Oyalamışlar benim kardeşlerimi, biliyor musun? Lugat usta, Risale-i Nur değildir. Basra ve Küfe alimlerinin o kelamın kalıplarının adıdır. Yani o kelimeye alimlerin yüklediği manadır. Risale-i Nur ise lugatta izah edilemez. Kabu kalpsen lugatta izah edilemez. Bazı lugatlar bile külliyata zıt ve yanlış. Mesela illet-i tamme lugattaki manası İlle-i gayye, ille-i faile, ille-i sürüye, ille-i maddiye. Risale-i Nur'da ise illet-i tam üçtür, dört değildir. Lüzum, vücut, zaruret. Vücut, lüzum, zaruret. Şey, kisti bir el, layıkaları böyle yaptırdı. Bir şey oku, iki, Hizb-ül Kur'an'ı unutturdu. Evrat eskarımızı, kalbi ela bi zikri layet etmeni kurup. İkincisi, 60'tan beri ki 80 sene mi ne kaç sene diyorsa, o konuyu bırak. Kur'an'a dön. Kur'an muallimi var. Kur'an'ın lugatı var, tefsir. Öyle mi? Şimdi gene devam edelim. Bunlar, bu harita değil, gördünüz ya, dakikada çizdik. Ama 30 sene uğraşılmış. Risale-i Nur'un dışında bu olmaz. Ha, kabuk alsın. Kardeşim ben okuyordum, bak orada bilgisayarda, kabuk kapsa. Söylediğim o barla 188 mi? 185-186. Bak işte, orada. Bunlar dolaşmış, biliyor musun? Peki, Hasan Feyzi abimiz için ne diyor? Kendisi söylüyor. Bak burada, dersimi kabuk kapsenden aldım el aman. Bu dersimi diyor, kabuk kapsenden aldım diyor. Ben buldum diyor şeyini. Vallahi balını buldum diyor ya. Bak ne diyor? Dersimi diyor, Mirdan'la geçiyor şiirini. Dersimi diyor, bak burada adam, Kabu Kavsen'den aldım diyor. Peki nereden biliyorum? Şualarda diyor ki, Risale-i Nur terbiye etmiyor, zannetmesin. Bak Risale-i Nur adam nereye gitti? Allah, abi bir şey soracağım, dayanamıyorum ya. Bundan beni de daha getirin. Şimdi sahabeyi, sahabe yapan, dersini oradan almak değil miydi zaten? Evet. Sahabeyi, eylemdeki sahabe yapan İsar hasletidir. Tecerrüdüdür. Kendini terk etmenin adıdır. Kardeşini tercih etmektir. Kendini terk etmeyen kardeşini tercih edemez. Kardeşini tercih etti demek öteki yüzü Ayşe'dir, Beyse, Beşitra'dır. Kendisini terk etmiştir. Bu zahiri. Evet. Ama sahabe aynedir bu alem, her şey hakkıyla kayım. Gafur tahtadan kendisini seyretmenin yanında o nuru şey nuru Muhammed şey Mirat-ı Muhammed'den oraya bakıyorlar böyle. Peygamberin Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür dahi. Biz Allah'ı seyretmeye çalışıyoruz. Risale-i Nur aynasında. Evet. Risale-i Nur aynasıyla Allah'a seyretmeye çalışıyoruz. Kimse, var mı öyle bir şey?
Latife-i Rabbani Allah'ı seyretme üzerine kurulmuş. Peki görüyor mu Allah? Kokuyu gözle ne zaman görürsen, sesi ne zaman bu gözle görürsen, Latife-i Rabbani'nin de Allah'ı gördüğünü o zaman şahit olursun, o şekilde. Latife-i Rabbani Allah'ı gördüğüne delil nedir? Rahatlamadır. Bu hazır olanın huzurudur. O hazır olan zat olmasaydı huzur olmazdı. O zaman Latife-i Rabbani Allah'ı görüyor. Çünkü Latife-i Rabbani'nin vazifesi budur. Ama kör olası cehalet, Allah'a görmeyi gözün gördüğü şekilde bekledik. Ama sormadı bu akıl. Kulağın gördüğünü acaba gözün görme şeklinde mi istiyoruz? Burnun görmesi, acaba gözün görmesinde mi isteme hakkımız olmadığı gibi vicdaniyatın içerisinde, vicdanın kendisi değil, daha dibi olan Latife-i Rabbani'nin de Allah'ı görmesi bizim gözün görme cinsinden değildir. Ben gördüğünü, Latife-i Rabbani'niz Allah'ınızı, Allah demeyin, Rabbinizi gördüğüne delilim şudur. Şu andaki huzurunuzdur. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz? Kavsay makamına çıkmak istiyorsanız, Latife-i Rabbani'nizi inkişaf ettirin, çalıştırın. Evet. Latife-i Rabbani'ye de işte çalışmasını... Çalışması neticesiyle... Oluyor. Bir parçası da o. Çıkılabilir. Nadir abi de bir sefer Ömer abinin dersi bitti. Bir şey söyleyebilir miyim dedi. Söyle dedim. Aynen dedi, ben söylediklerini burada gördüm dedi bütün dersi. Evet. Evet. Çünkü enfusi şeyimizin piri budur. Biliyorsunuz ve Rüşt abi dedi. Üç tabi laikalarda, meslek meşrette rehber olmuş bize. Hızır abi bize, dolayısıyla ben de size vesile olmuşsa, şekille düşünmek, düşündüğümüzü şekle dönüştürmek, ondan şey yapmışım. Nadir abi de enfusi dersleriyle hayat derslerimizin ilk kılcımını atandır. Ondan hak ediyor dershanede vefat etmeyi, bak hayatını bitirmiş dershanede. Bitmiş. Değil mi? Teklif kalktı. Allah bana da nasip etsin. Teklifi dershanede kaldı. Hepimize, bana diyeyim problem. Hepimize inşallah. Bir anda olsun ama abi, o kadar üstünlüğü. Evet. O karar versin. Tabii. Bizim dua olsun yani. Evet, tamam. Peki, şu cümleyi okuyacağım, ara vereceğiz. O ki, bir kapı. Aynı zamanda kapı değil. Ama kapı, ama değil. Tokmağı yok, kilidi yok. Ama kapalı. Varlık anlayışından, libasından çık artık. Varlık anlayışının sana giydirdiği libaslardan, elbiselerden çık artık. 20. sözde iman ruha giydirilen libastır diyor. Fenai mutlak o zat ondan da çıkmış. Ruhunuza diyor, ruhunuza iman libasını giydirin ki ateş dokunmasın. İbrahim Aleyhisselam'ın İbrahim Bari demek. Ruhumuza, İbrahim Bari ne demek? Ruhumuza iman libasını giydirildiğini fark eden İbrahim Bari bir meşret başlamıştır. Evet, tamam. İbrahim, ruha giydirilen bir libastır. İman da giydirilmiş. Tamam. Şimdi, bak burayı kaçırmayın. Varlık anlayışından, varlığın yani şuurun bize giydirdiği libaslardan sıyrıl. Yani tecerrüt, tabii ki bunları derste tefekkür ediyoruz da, en azından kayalar serttir, su yumuşaktır ama vura vura uyuyor ya, bir derste, iki derste, halet oluşuyor. Bir daha, varlık anlayışından,
ve bu anlayışların giydirdiği elbiselerden çık. Yani mevcudatı bırak, vücuda mı çık diyoruz? Ne anladınsa. Bunu cennette değil, bunu cennette değil. Cennet ve bedensel hayatındayken, alim-i şehadetteyken, hakikatında iken bilinecek şeylerdir. Bunlar cennette bilinecek şeyler değil. Bilinseydi buraya gelmezdi. Abi şu cümleyi bir daha başlatır mısınız? Cennetindeyken onu diyorsun. Evet. Cennetindeyken bu bilinmez. Bilinseydi, bilmek için buraya gelmezdi. Bu burada bilinir. Bir cümle söyledi, onun bir de aynısını diyemem. Bu ancak görünmeyen olarak görünürler bunlar. Senin aleminde, dışarıda bahsetmiyorum. Bunlar ancak görünmeyen olarak görünürler sende. Ne, hissedilmeden hissedilenlerdir. Anlaşılmadan anlaşılan şeylerdir bunlar. Fark etmeden farka gelenlerdir bunlar. O kameraya düşerler yani. Kameram böyle çekiyordu. Oradan bir tane bir şey geçti. O geçti gitti işte. Sen kamerayla çekmedin. Kamerana girdi. Ama kime? Her arayana olmuyor. Ama olanlar arayanlarda oluyor. Bu İsa Aleyhisselam ayetinde. Her isteyene verilmiyor diyor. Ama verilenler kim diyor? İsteyenlerdir diyor. O isteyenlerin içerisinde birkaç kişi. Peki bu dersler nedir? Bu hakikatler diyor size verilecektir. Bunlar. Avalimlerine söylüyorum. Nasıl anlayacağız dediler. Bize ahirette bunlar verilecek. Verildi ya size diyor. Verilenlere verilecektir. Verileceğine delil verilmesidir diyor. Verilenlere verilecektir. Ama her isteyene de verilmiyor. Hakperestlik iddia etmek doğru bir şeydir ama hakperestlik kendisi değildir. Bazen hakkı ararken başına batıl bile geçebiliyor. Ya doğru bir şey ararken yöntemi yanlışsa bu niyeti de geçmiyor. Bazen bir şeyi koruyayım derken çok şey kaybediyoruz diye Mesnevi Nuri'de var. Bir şeyi koruyayım derken çok şeyi kaybediyoruz diyor. Yani zahiri kılıfı ama koruyayım derken batını kaybettik. Bitsin de şey yapacağım, keseceğim bu cümleyi de bitmedi. Bu ancak görünmeyenden olan, olarak görünenlerdir. Adeta, bak ne demek bu? Adeta Musa Aleyhisselam, Tur'da, Musa Aleyhisselam, bak Musa Aleyhisselam'ı Tur'da, çalılarda seslenen ağaç gibi olacak sana, çalıya. Tur'da, Musa'ya, çalılarda seslenen gibi olacak sana. Ummadığın yerde, ummadığın bir şekilde olacaktır. Ne mutlu onu fark etmek. Bak Musa istedi bunu. Görmek istedi. Ruhunda olabilirdi. Kitap okurken olabilirdi. Namaz kılarken olabilirdi. Ama çalıları tercih etti. Çalı. Çalı nereye götürüyor sizi? Musa'ya, Musa'ya Tur'da, çalılarda gözüktü. Çalılarda gözüktü. Çalılarda. Ve ne oldu Musa? Çalılarda gözükünce bir hoş oldu ve bayıldı. Peki onun izi kaldı aşağıda. Uyanınca çalıda yoktu ama taşındığı yerde vardı. Çalı. Bazı çalılar zehir saçıyor biliyor musun? Bazıları da meyve saçıyor bu çalı.
Aslında da çıkmıyor çalı. Evet. Bu işte gelecekte kadın saçı organ olduğunu görecekler. Şu anda bir süs gibi gözüküyor. Gelecekte kan bir organ olduğunu şey yapacaklar. Şimdi yer yer kabul ediliyor. Kan bir organ gibi, karaciğer, böbrek gibi bir organ diye kabul edilmiyor genelde. Ama saç, eskide ben bu Rüştü abinin söylediği zatı gittim, ziyaret ettim. Rize Devlet Hastanesi'ndeydi, asabiye doktoruydu. Dedim ki, Rüştü abiyi ziyaret etmişti, yaşlıydı, Nurcu'ydu. Devlet Hastanesi'nin bir tanesi mi? Şimdi dedi, psikiyatrist, psikolog, sinirsel, bilmem ne, nöroloji, bilmem bir sürü şeyler. Kendisi söyledi, saydı. O zaman dedi, bir şey vardı dedi, biraz önce dedim neydi? Asabiye. Asabiye. Hepsi nörolojide, sinirselde, psikolojide hep bana geliyorlardı. Peki dedim, sana bir şey soracağım dedi. Yaşlıydı çok. Ya öyle, nerede vazife yaptın? Rize'de yapmış. Orada da yapmış, İstanbul. Dedim ki, çok acayip bir şey söyledi ve kapatacağım deriz. O zaman psikoloji sorun olarak gelmiyorlar mıydı? Yok dedi, pek dedi. Çok az bir olay yaşamışlar. Dedim, psikoloji niye sorun yoktu, fakirlik, dispoloji? Oğlum dedi, çok yaşlıydı. O zaman dedi, köylerde kadim bilgeler vardı dedi. Kadının, gelinin, kızın sorunu var. O köy bilgisine giderdi. O nasihat ederdi. Teslimiyet vardı. Ondan sonra o bir şey derdi, o çözerdi dedi. Erkek bilgeler vardı dedi, delikanlı ona giderdi. Nasıl ki eskide kadı vardı, mahkemeler çok az. Mahallede, ilçelerdeki sorunları onlar çözerdi. Büyük mahkemelere insan düşmez dedi. Ha? Bilgeler. Şimdi bizim de, niye bunu anlatıyorum? Psikoloji sorunlarımızı, ne diyor usta? En teselli verici bir kardeş. Ferahlandırıcı bir kardeş. Değil mi? Rahatlatıcı bir kardeş olur. Allah ne diyor Kur'an'da? Ey insanlar, kardeş olun. Tamam. Musa Aleyhisselam'a çalıda seslenen ağaç. Ben hakikatin hakikatiyim. Yani sırrın sırrıyım. Delilin deliliyim. Gerçeğin doğrunun gerçeği ve doğrusu benim. Bir daha, ben hakikatin hakikatiyim. Sırrın sırrıyım, delilin deliliyim, gerçeğin gerçeğim, doğrunun doğrusu benim. Ben kimim? Ben benim. El Fatiha.